Galaksilerin temel özelliklerinin sağladığı olanakları, güçlü gözlem araçlarıyla birleştiren bilim insanları, evrenin ilk zamanlarında kozmik nesnelerin doğuşunu inceleme fırsatı yakaladı. Yaklaşık 13,8 milyar yıl önce, meydana geldiği varsayılan büyük patlamadan sonra evren, sönümlü Lyman alfa sistemleri yani DLA diye bilinen, nötr ve dağınık gaz bulutlarıyla doldu. Bu sönümlü Lyman alfa sistemi içindeki gazlar yavaş yavaş yoğunlaşıyor, yıldızların ve galaksilerin oluşumu için bir yuva görevi görüyordu. Gökbilimciler söz konusu ortamın, bugün hala gözlemlenebileceğini ama, bunun hiç kolay olmadığını ifade ediyor. Amerika'daki Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nden fizikçi Rongman Bordoloi, Damped Lyman alfa galaksilerin evrende nasıl oluştuğunu anlamanın anahtarıdır diye konuştu. Ancak gazlar çok dağınık olduğundan ve kendileri herhangi bir ışık yaymadığından, genellikle gözlemlenmeleri zordur. Astrofizikçiler genelde Damped Lyman alfa bulutlarını tespit etmek için, kuasarlardan gelen ışığı kullanıyor. Bu, araştırmacıların Damped Lyman alfanın konumunu, tam olarak belirlemesine olanak tanıyor. Ancak toplam boyutlarını ve kütlelerini ölçme çabalarını mümkün kılmıyor. Yeni araştırmada ise, Bordoloi ve meslektaşları Hawaii'deki Keck gözlemevindeki teleskoplarla, yaklaşık 11 milyar yıl önce oluşan iki Damped Lyman alfa sistemi ve, bunların içindeki galaksileri incelemek için, yenilikçi bir yöntem kullandı. Kütle çekimsel mercekleme adı verilen yöntem, araştırılan gök cisminin gözlem aracı ve, uzak bir yıldız ya da galaksi arasında, hizalandığı durumda işlevli oluyor. Bu durumda galaksi veya yıldızın, kütle çekim kuvveti mercek etkisi yaratıyor. Yani gökbilimcilerin incelemek istediği nesnenin ışığını bükerek ve uzatarak, daha parlak görünmesini sağlıyor. Bu da ilgili nesnenin, gözlemlenmesine olanak tanıyor. Yeni araştırmada da, kütle çekimsel mercekleme'ye olanak tanıyan bir galaksiyi kullanan ekip, iki Damped Lyman alfa sistemini gözlemlemeyi başardı. Böylece, sonunda nesnenin genişletilmiş bir versiyonuna bakıyoruz. Bu, nesneyi büyütme kapasitesini artıran ve, bize daha iyi bir görselleştirme sağlayan kozmik bir teleskop kullanmak gibi. Daha sonra araştırmacılar, integral alan spektroskopisi adı verilen başka bir araca başvurdu. Bu araç da araştırmacıların hedefindeki bölgeyi, piksel piksel incelemesine olanak tanıdı. Böylelikle ekip gökyüzündeki dağınık, Damped Lyman alfa sistemi gazını yüksek doğrulukta haritalandırabildi. İncelenen Damped Lyman alfa sisteminin boyutlarını ölçen araştırmacılar, her ikisinin de galaksilere ev sahipliği yaptığını belirledi. Hakemli bilimsel dergi, Nature'da yayımlanan araştırmanın ortak yazarı John O'Meara, kariyerimin büyük kısmında, bu yöntemlerin kombinasyonu için bekledim dedi. Yeterince güçlü bir teleskop, araç ve doğanın gücü bize, bir değil iki Damped Lyman alfa sistemini ayrıntılı incelemek için şans verdi. Bilimin meyve verdiğini görmek harika.